Sana bir şey diyeyim mi? Ben Dicle'nin yerinde olsa benim umurumda bile olmazdı. Dönüp arkamı giderdim. Sen sevmiyorsun falan ama Dicle çok iyi bir kız göreceksin. Bilemeyeceğim o kadarını. Ya her şeye rağmen gitmiş konuşmuş Gül'ün. Beren'i benim yüzümden kovmayın demiş. Başka ne yapsın bu kız? Dicle konuşmasaydı Beren çoktan menajersiz kalmıştı, hatırlatırım. Kıraç Bey onu geri almasaydı işsiz kalırdı. Beren. Baba. Hayatım, bana bir 15 dakika verir misin? Çok acil bir işim var. Tamam, terastayım ben. Tamam, tamam. Selam. Selam. Burada olduğunu bilmiyordum. Yani yalnız kalmak istersen eğer gidebilirim. Gitme. Seni takip etmiyorum. Yani aklına öyle bir şey geldiyse... Yok. Niye gelsin? Bilmem. Babam çağırdı. Sözleşme imzalayacağız tekrar. Artık... Feris'le çalışmıyorum. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Beren. Ben bazen kendimi tutamıyorum. Bir anda parlıyorum, gözüm hiçbir şey görmüyor. Doğru olanı yapacağım derken neyi kırıp döktüğümün farkında olmuyorum. Seni de kırdım biraz, biliyorum. Dün söylediklerim için özür dilerim. Sinirliydim, kendimi tutamadım. Biraz fazla üstüne geldim galiba. Biraz mı? Tamam, bayağı geldim. Ama... ben haksızlığa gelemiyorum Beren. Bana yapılanlara geçtim zaten. Ama başkasına yapılmasına da dayanamıyorum. Mesele sadece Dicle değil yani. Affedebilecek misin beni? Bilmem. Düşünmem lazım. Düşündüm. Herkes ikinci bir şans hak eder, değil mi? Bana bir şans daha verdiğin için teşekkür ederim baba.